Hayırlı akşamlar baba. Sen sizden seni çocuk çocuğunsun birbirinize arka dayak olun ve seni yalnız kalmayı Allah onu bıraksın yalnız. Öylesine kadar bir arada huzurlu, mutlu, sıhhatli ömürler geçirin yavrum. Amin. Allah her türlü kazalardan, belalardan, iftiralardan, kötülüklerden, hastalıklardan, musibetlerden, bütün gelinlerinizi, çocuklarınızı, kızlarınızı korusun. Amin. Korusun, kötü insanlara Rabbim fırsat vermesin. Amin. Çarşıda, pazarda, yolda, iş yerinde her türlü kazalardan, belalardan, iftiralardan, kötülüklerden, hastalıklardan, musibetlerden, şerlerden, kötü insanlardan, kör gözlerden korusun Rabbim. Amin. Allah sizlere de uzun, sıhhatli ömürler versin. Şafi ismiyle Emine'nin şifasını, Şengül kızımızın şifasını, Ayten kendimizin şifasını, amin. İstanbul'da bulunan Salih kardeşimin hanımının şifasını, Ahmet'in şifasını, benim şifamı, bütün şifa bekleyenler Rabbim şifalar nasip etsin. Hastane köşelerinde, ev köşelerinde acı çekenlere de Rabbim acilen şifalar versin amin. Yavrum. Amin. Bütün gelmiş geçmişlerinize Allah'ım rahmet eyle. Günahlarını affet annemizin, babamızın, dedelerimizin, nenelerimizin, kaynanamızın, kaynatamızın, abimizin, ablamın, ananın, babanın, sevgili eşim, hacım, kız kardeşim, Emine ablamın, hanıfe kardeşim, hatta kardeşim, teyzelerim, dayılarım, yeğenlerim, kardeşlerim, bu Mehmet komşumuz, Lahmut annesinin de rahmet eyle. Bütün geçmişlerime rahmetine muamele eyle. Rabbi kabir azapları varsa kaldır. Kabirlerini kurayan mezara cennet başlayan bir bahçe. Abi. Allah'ım tuttuğumuz saç bütün torunlarım, kızlarım, çocuklarım altın olsun. Rabbim gökten zembille yağdırsın. Siz de aşağıdan toplayın. Hiç kimseyi, sizleri, çocuklarımı, kızlarımı, torunlarımı, gelinlerimi kimseye muhtaç etmesin Rabbim. Amin. Allah'a emanet olun. Allah hepinize sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk versin. Amin. Hepinizin baba. Tuttuğumuz saç altın olsun. Sırtınız yere gelmesin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Yardımcınız olsun yavrum. Amin. Allah razı olsun baba. Yarın görüşürüz. Allah'ın izniyle. Baba. Nermin öpüyorum baba. Allah'a emanet ol. Allah eksikliğini göstermesin. Allah razı olsun. Eminim de sesin geldi. Onu da gözlerinden öpüyorum kızımızın. Baba ben senin dualarını şey yaptım. Burada video yaptım. Ses kaydı yaptım. Bu dualarını YouTube'da paylaşayım mı baba? O zaman da bir gün dinliyorum hani karıştırmadım. Yok ba, hayır baba sen sadece de ki ne kızım izin veriyorum paylaş sadece onu söyle. Paylaş kızım. Tamam baba. Kötü bir şey değil ki dedikodu yapma. Allah razı olsun baba. Allah kelamı geçiyor arada ölülerimize dirilerimize hepsine rahmet ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Ne diyeyim ben yani ölülerimize bereket versin diyoruz. Bunda kötü evet. Bir şey yok paylaş kızım. Kötü bir şey yok. Tamam baba, tamam. Paylaşabilirsin kızım, ne var orada? Sağ ol baba, teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak baba. Rabbim sana da hayırlı, sağlıklı ömürler nasip etsin. Allah eksikliğini göstermesin. Amin. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Kimselere muhtaç etmesin seni. Amin, amin. Kızım elden ayaktan düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin. Allah yıllarla karşılaştırsın hepimizi yavrum. Amin. Kötülerine fırsat vermesin kızım. Amin. Allah razı olsun. Sen paylaşabilirsin. Hayırlı akşamlar diyorum. Hadi iyi akşamlar baba. Öpüyorum yavrum. İyi akşamlar. Sağ ol baba. Biz de ellerinden öptük. Hoşça kal baba. Sağ ol kızım. Hoşça kal. Siz de bismillah. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Böyle babamın sesini, kayınbabamın sesini hep almak istiyordum. Bu da böyle acil bir telefon konuşmasına. Acil değil aslında da İbo konuşurken ben de böyle çekmek istedim. Bir dakika ben başörtümü bir başıma takıp geleyim arkadaşlar. Yüz yüze konuşalım. En güzeli o olur. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz. Bu konuşmamdan önce izlediğiniz video kayınbabama aitti. Bir ses kaydıydı. Böyle biz kayınbabamla dedemizle yani günlük böyle telefon konuşması yapıyoruz ve her telefon konuşmamızın sonunda böyle bizlere dua ediyor arkadaşlar. Duasının içine de herkesi alıyor. Gerçek dünyaya göç etmişleri yani hayatta olanlara, herkese, tüm hastalara, bunlara hepsine dua ediyor.
Rabbim kabul etsin tabii ki. Ama ben şey düşünüyordum, hani ben bir gün dedenin sesini böyle konuştuktan sonra ses kaydı alacağım ve ben o ses kaydını saklayacağım. Sizlerle de paylaşacağım ama bu ses kaydını da saklayacağım diye hep öyle düşünüyordum arkadaşlar. Bugüne denk geldi. Böyle İbo ile oturuyorduk. Akşam işten geldi. Akşam yemeklerimizi yedik ve çay demledim. Öyle oturuyorduk, konuşuyorduk ve İbo tabii ki dedem mi aradı, İbo mu aradı? Bak şimdi unuttum arkadaşlar. Biz aradık sanırsam dedeyi. Öyle konuşurken işte telefonu kapatacağımız zaman böyle güzel dualar ediyor. Allah razı olsun dedemize. Babama buradan selamlar, sevgiler. Tabii ki video açıkken ben dedeye de sordum, paylaşabilir miyim diye. Olur ya arkadaşlar, belki paylaşmak istemez, söyler hani yok kızım paylaşma diye. Ama şey diyor baba, dede diyor ki ne? Dede zaten buraya yanımıza gelecek inşallah, Allah'ım nasip kısmet ederse. Oraya gelince ben hani dua edeyim diyor. Ben de böyle yapmak istedim. Böyle sizinle paylaşmak istedim. Hepiniz bu dualara bir amin yazarsanız çok teşekkür ederim. Bu dualarda tüm geçmişlerimize, tüm hastalarımıza gelsin inşallah. Bu da böyle bir video olsun istedim arkadaşlar. Hep yapmak istediğim bir videoydu bu. Bu da benim videolarımın arasında anı, hatıra olarak kalsın diye düşündüm. Bizler neler yapıyoruz? Dediğim gibi eşim işten geldi. Çoluk çocuk hepsi yemeklerini yedi. Zaten iki tane oğlan kaldı. Kız zaten gitti kendi evine. Öyle yemeklerimizi yedik. Ben mutfağı toparladım. Bir çay demleyeyim dedim. Biliyorsunuz çayı her zaman yapmıyorum. Çünkü ben içiyorum arkadaşlar. Ben içiciyim. Çay içmeyi çok seviyorum. Dayanamıyorum. Dün de şey yapmıştım. Muzlu rulo pasta yaptım. Bir gün dinlendi mi pasta çok güzel oluyor. Dün yaptım pastayı. Yedik ama o tadı vermedi. Bir gün illaki dinlenmesi lazımdı. Bugün dedim hem o pastayı keseyim, hem de birer bardak çay içelim, iyi olur dedim. Malum işten geliyorlar yorgun argın, iyi olur diye düşündüm. İşte böyle oturup muhabbet ederken eşimle konuşurken dedeyle de bir muhabbetimiz geçti ve bunu da sizinle paylaştım. Valla arkadaşlar, burada Almanya'da havalar bayağı bir ısındı, bayağı bir sıcak, çok sıcak demem gerekiyor. Güzel. Kemiklerimiz ısınıyor diyeceğim ama ben sıcağa hiç gelemiyorum. Dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Hani sizler soruyorsunuz, Emine ne yapıyorsun? Gezmeye çıkıyor musun? Kabak kürüne devam ediyor musun? Hala dışarı çıkıp geziyor musun? Yürüyüşlerin devam mı? Diyet mi yapıyorsun? Yüzün ince geliyor bize. Zayıfladın geliyor. Bunlar doğru mu yoksa kamera mı yanıltıyor bizi diye. Böyle bir takım sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi yürüyüşü bıraktım ama nasıl bıraktım arkadaşlar? Çok sıcaklarda çıkmıyorum ama dışarı çıkıyorum. Evet, serin olmasını bekliyorum. Öyle çok uzaklara da gitmiyorum. Parka, evimin etrafımda dolaşıp geliyorum. Gündüzleri evimin işini yapıyorum elimden geldiği kadar. Evde de tabii ki dolaşıyoruz. Tabii bu dışarıda gezdiğimiz gibi olmuyor. Evin içinde yaptığımız işler aynı görevi görmüyor ama çok şükür evde de ileri geri rahat bir şekilde gezinebiliyorum. Kilo verdim mi? Kilo arkadaşlar, zaten ben bunu her videomda söylüyorum. Benimki kilo değildi. Ödem de arkadaşlar. Evet, ödemler de gitti. Rabbime şükürler olsun inşallah. Kabak kürüne devam ediyor muyum? Kabak kürünü bıraktım arkadaşlar. Başörtümü bağladım ya. Kabak kürünü bıraktım arkadaşlar. Devam etmiyorum. Bayağı bir yemiştim ben onu ama sonra bıraktım. Sonra bir araştırmaya girdim ki biz böbrek nakilliler, özellikle de değerleri düşük olanlar sebzeyi bir su haşlayıp tüketmesi gerekiyormuş. O kabağı da çiğ tükettiğim için şimdilik ara verdim. Öyle söyleyeyim. Bir de videomda bu başörtüden bahsettim size, bu maviden. Bu maviyi bana çok yakıştırmışsınız ama ben kendime bu maviyi yakıştıramıyorum arkadaşlar. Size sordum nasıl oldu arkadaşlar, yakıştı mı rengi falan, ince diye hani bunu bağlayayım dedim.
Siz yakıştı diyorsunuz ve bağla diyorsunuz. Üzerimde mavi hırka vardı. Onunla güzel oldu. Ama ben de bu beyazla da güzel oldu. Bir beyaz giyineyim dedim. Böyle güzel. Ya takarım sonuçta, hani hem ince, bu sıcak havalarda iyi oluyor. Serin tutuyor. O yüzden tamam, siz de yakıştırdıysanız demek ki yakışıyor demek ki arkadaşlar. Teşekkür ederim gelen yorumlar için. Böyle. Şimdi güzel esinti var. Perdeler oynuyor. Akşam üzeri böyle serin düşüyor. Güzel. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Ne var ne yok? İzinlere gittiniz mi? Gidip geldiniz mi? Bana soruyorsunuz, izine gidecek misin Emine? İzin var mı diye. Arkadaşlar izin beşinci ayda mı? Dördüncü ayın sonunda gittim ben. Beşinci ayın ortalarında geri geldik. Artık nasip kısmet diyelim. Zaten yaz izinimiz bitti. Biz bir 3-4 hafta gidip gelmiştik. Daha izin kalmadı arkadaşlar. Artık ileri, yani 2-3 ay sonra kışa doğru inşallah nasip kısmet diyelim. Şimdilik daha bir şey düşünmüyoruz. Bakalım ileriye doğru. Evde daha boya badana bekliyor. İbrahim kardeşinize boyayı, badanayı yaptıramadım. Masa sandalye alacaktık. Bir ablam yazmış ki Emine masa sandalye için şey yap. İndirim zamanları oluyor arkadaşlar burada Almanya'da. Yeni yıla, yılbaşına yakın. O reklamları takip et Emine. %20, %30 indirimle al dedi. Bayağı da bir fark ediyor. Çünkü arkadaşlar aldığım mobilyalar şu an aklımda kalan 600 masaydı. 600 dolap, hep 600'den gitmiştik. 100'er lira da sandalyelere koymuştum. 6 sandalyede 600. Bir de duvara ben böyle tahta falan kaplıyorlar. Yemek odasına duvarı tahta kaplatmak istiyorum. O da bayağı bir pahalı tutuyor arkadaşlar. Bir yarım metre boyutu sanırsam, genişliği yarım metre, kare şeklinde. O bile 60 euro mu demişti, bu 60 euroydu sanırsam bir tanesi. Bizim şu ayna gözüken duvar, işte oraya istiyorum. Oraya da bayağı bir maliyetli oluyor. Onunla beraber masanın altına tabii ki halı lazım. Çünkü benim oturma odam büyük. Salona ayrı halı, oturma yerine yemek odasına ayrı halı almam lazım. En azından benim beğendiğim halı da 250-300 lira. Çünkü öyle küçük halı istemiyorum. Çünkü büyük masa olunca 6 ile 8 kişilik ben masa istiyorum. Büyük bir masa istiyorum. O masa büyük olunca mecbur altına da masadan da dışarı çıkması lazım halı ki daha güzel gözüksün. Öbür türlü masanın ortasında, yani ben hayal edemiyorum. Halı masanın ortasında kalırsa hiçbir işe yaramaz diye düşünüyorum. İşte bunların hepsi böyle hesapladık arkadaşlar. Ne demiştik biz o gün ya? 600 masa, 600 dolap, 1200. 600 de duvar tutuyor demiştim. 1800. Hadi 200 de halı tutsun. 2000. Arkadaşlar bunun ek masrafları oluyor. Bir sürü şeylerim var yine. Yani bir 2000-2500 euro falan nakit lazım bana. Bilmiyorum, bakalım. Düşünüyoruz daha. Ya da indirimleri bekleyeceğiz. Her şey nasip kısmet. Sonuçta masam var, sandalyem de var. Kullanıyorum ama hatta bir takipçim demiş ki Emine senin mobilyaların yeni, niye değiştiriyorsun? Mobilyaları değiştirmiyorum arkadaşlar. Televizyon açık ama vitrinim güzel. Vitrini değiştirmiyorum. Koltuklarım güzel. Zamanında 4000-5000 mine euro koltuklara vermiştik. Zamanında, o da düşünün yani. Bundan bir 11-12 sene önce. Belki daha fazla. Bunlar değil, koltuk değil, vitrin değil ama yemek odasında masa ve sandalye değişmesi gerekiyor. Yatak odam da yeni. Yatak odaya da gerek yok. İşte çocukların yatak odası var. Onlar yapılacak, yenilenecek. Oho! Emine bacınız çok şeyler istiyor da. Bakalım, her şey nasip kısmet diyoruz. Öyle beklemeyi alıyoruz arkadaşlar. Bakalım.
Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Olmayacak bir şey de Rabbim hayal ettirmezmiş, hayal kurdurmazmış. Rabbim nasip kısmet ederse olur. Bekliyoruz. Acele etmiyoruz. Siz de farkındasınız. Mutfağa duvar kağıdı yapmak istemiştim. Duvar kağıtlarını aldım. Duvar tapitelerin, tapisyenlerin arkasına yapıştırılacak yapışkanları aldık. Her şeyi aldık. Fırçasıydı, kağıtları, her şeyi tamam ama bir sene oldu daha biz yapamadık. Daha duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi demek ki daha vaktini bekliyor. Her şey nasip kısmet diyelim. Şimdi eşimi de zorlamak istemiyorum. Hani o da çalışıyor. Hem dışarı işi hem evde boya badana o da zorlanıyor. O yüzden ona da fazla yük olmak istemiyorum. Onun canı ne zaman isterse o zaman yaparız. Sonuçta evim temiz. Esasında evim temiz de mutfağımın duvarı işte arkadaşlar. Çöp kovası koyduğum yer kötü. Bir de şu yemek odasının sandalye geliyor ya, o duvar baya bir çizik çizik. Sildim ama silmeyle de gitmiyor. Rengi de değişmedi ama silmeyle o lekeleri gideremedim, olmuyor. O yüzden mecbur oraya ya boyanması lazım yenikten ya da dediğim gibi o çizikler bir daha olmasın diye oraya şey tahta döşettirmek istiyorum. Bakalım bir şeyler yapacağız ama ne zaman bilmiyorum arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Tabii ki çayım da soğudu. Soğuk çayı da hiç sevmem. Böyle arkadaşlar. Neyse ben videomu kapatayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dedenin duasına da birer amin derseniz hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki benim takipçimsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka yeni videomuzda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.